Süper EBC XC 50-230 mm, f4.5 ile 6.7, OIS 2 lens. Kağıt üzerinde bu lens 1 asferik 1 ED toplam 10 cam ile çok parlak görünmüyor. Ama öğrenme. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya. Hoş geldiniz. Bugün XC serisinin 50-230 mm ve Fuji'nin en ucuz tele lensini inceleyeceğiz. Öyle ucuz ki normal bir XF Prime'dan dahi ucuz bir lens. Acaba bir tele lens için bu kadar ucuz fiyat bize sadece paranın karşılığını mı yoksa daha fazlasını verip bizi şaşırtacak mı? Yaptığım inceleme neticesinde diğer XC serisi lensler gibi bu lens de bizi şaşırtmaya devam ediyor. Evet, bir XF 50-140 ya da hatta bir XF 55-200 keskinliğinde değil. Bunu da ancak piksel karşılaştırdığınızda anlıyorsunuz. Ama çektiğiniz kareler tatmin edici bir keskinlik veriyor mu? Cevap kesinlikle evet. Yavaş ve tele lens sınıfında olmasına rağmen aşırı karanlık olmadığı müddetçe otofokus hızı gayet yeterli ve gayet başarılı çalışıyor. Ayrıca bu lensin renk karakteri 16-80 gibi doygun tarafta. Mikro kontrastı hiç fena değil ve gayet net fotoğraf alıyor. Elbette diğer tele lensler gibi başarılı olduğu nokta orta odak noktası ve ortalama f10-11 civarlarında. Yavaş lens olmasına karşın neredeyse bütün odak aralığındaki bokeyi yani arka alan bulanıklığını çok beğendim ve bu sayede gayet başarılı portre çekimlerine imkan veriyor. 230 mm'deki yakın plan becerisi de oldukça başarılı pseudo makro kareler almanıza imkan veriyor. Özellikle tele odaklarda büyülü karelere izin verirken uzak mesafedeki bazı ilginç anları da kaçırmamanıza sebebiyet veriyor. Bu lense verebileceğim eksiler. 1. Diyafram çarkı bulunmuyor ve diyafram ayarı kamera üzerindeki ön ya da arka çarktan yapılıyor. OIS'i var ama doğrusunu isterseniz özellikle de en uç tele odaklarda çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. 3. Diğer XC'lerdeki gibi genel plastik yapısı. Ancak bütün bu eksilere rağmen görüntü kalitesinde öyle çok da ödün vermediğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Gelin bu anlattıklarımı biraz da görsel olarak destekleyelim. Çektiğim kareler hiçbir düzeltmeye uğramaksızın tamamen JPEG olarak seyredeceğiniz kareler olacaktır. Gelelim video kanadına. Her ne kadar böyle tele lensler video için düşünülmese de videodaki başarısı oldukça şaşırttı beni. Öncelikle netleme geçişleri oldukça yumuşak ve pürüzsüz. Ama beni esas şaşırtan diğer tele lenslerde karşılaştığımız bu zoom in zoom out'lardaki netleme kaybının bu lenste görülmemesi. Ve itiraf edeyim bunu gerçekten beklemiyordum. Hatta bu özelliği de katarsak belki de videodaki performansı fotoğraftaki performansından bile üstün. Tek sıkıntısı böyle tele odaklarda OIS'in sizi gerçekten zorlaması ve bunun için de bu tür odaklarda çekim yapacaksanız kesinlikle tripodla yapmanızı tavsiye ederim. Beni şaşıran bir diğer özelliği, bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama karanlık ortamdaki otofokus başarısı. Bütün odak aralığında ben karanlık ortamlarda herhangi bir otofokus sıkıntısı yaşamadığım lenslerden bir tanesi oldu bu. XC 50-230. Gelin şimdi de kısaca video görselleriyle videodaki başarısına bir göz atalım. Çektiğim videolar tamamen MP4'tür. Hangi film simülasyonu kullandığımı doğrusunu isterseniz hatırlamıyorum ama standart olması lazım. Ve hiçbir düzeltmeye uğramaksızın sizlere sunuyorum.
Gelelim sonuca. Ne diyeyim? Bu fiyata, bu başarı diğer markalara haksızlık. XF serisinin herhangi bir prime lensinden daha ucuza aldığınız, son derece tatmin edici sonuçlar veren, portre, pseudo makro, uzak çekim, hatta harika dolunay resimleri bile çekebildiğiniz, videoda ise son derece yaratıcı sahneler çekebileceğiniz, son derece kullanışlı geniş odak aralıklı bir lens. Bütçem kısıtlı ama iyi bir tele lens istiyorum diyorsanız, o halde bu lens sizin için ve inanın harcayacağınız paraya da hiçbir zaman pişman etmeyecek bir lens olacaktır. Valla daha önce de söylemiştim, Fuji'de kötü lens yok diye. Sadece daha iyisi var. Sevgili dostlar, umarım bu inceleme size değer katmıştır. Sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ettiğim bu içerik bunu hak etti diyorsanız beğenme butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Hala abone olmadıysanız abone olmanız bu içeriklerin daha geniş kitlelere daha süratli yayılmasına yardımcı olacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Ne diyeyim? Huzurla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar. Thank you.